Krallar kalması biyoloji branş denemelerinde test deneme 34'teyiz. Soru 1 ile başlayalım. Kış yüksüne yatan hayvanların vücutlarında fazla miktarda yağ depo etmenin nedeni yağların özelliklerinin hangileriyle açıklanabilir? Karbonhidrojen ve oksijen atomu içermesi. Arkadaşlar proteinler ve karbonhidratlar da aynı şekilde karbonhidrojen ve oksijen atom içeriyor. Dolayısıyla bu herhangi bir sebep olarak öngörülemez hücresel soluma katılma sonucu bol miktarda metabolik su oluşturmaları arkadaşlar kış yüksek hayvanların yağ depo etmesinin sebeplerinden biri olabilir. Yine aynı şekilde fazla enerji üretmesine sebep olması da. ısı altında sağlaması sonuçta kışın soğuk olacak arkadaşlar. Deri altında yoğun bir yağ depo edilmesi ısı yalıtımını da sağlar. Dolayısıyla kış uykusuna yatan canlıların yağ depo etmesinin sebeplerinden birkaçı 2 ve 3 olabilir arkadaşlar. Geçelim ikinci soruya. Bir hücrede bulunan yapıları için özellikle hangileri ortaktır? Birim zarla çevrili olma demiş arkadaşlar. Ribozomda zar yok ama kloroplastta mitokondide çift katlı zar var. Nükleik asit bulunma ribozomlar ribozomal RNA, kloroplastta hem RNA hem DNA, mitokondide hem DNA hem RNA vardır. Ortak. Dehidrasyon sentezinin gerçekleşme ribozomlu protein sentezi, kloroplastta hem DNA hem protein sentezi, mitokondide hem DNA hem protein sentezi hatta enzim sentezi de görülebilir. Protein bulundurma demiş. Ribozomda ribozom RNA ribozom artı protein. Kloroplastin kendi içerisinde zaten protein molekülleri ribozomundan dolayı vardır. Mitokondide de hakeza yine protein molekülleri vardır. Ortak kalın soru için sorumuzun cevabı denizli olur. Geçelim üçüncü soruya. Aşağıdaki şekilde Ankara'nın Cihanbeyli ilçesinde birlikte yaşayan aralarında beslenme ilişkisi bulunan canlılar K, L, M, N simgeleriyle simgelendirmiş. Bakın ışığı alan kim arkadaşlar? K canlısı. K canlısı nedir? Üretici. O zaman L canlısı nedir? L canlısı birinci tüketici veya otçul canlı diyebilirsiniz. M canlısı ikinci tüketici arkadaşlar. Dikkat ederseniz N canlısı herkesi yiyor. Demek ki N canlısı da nedir arkadaşlar? Ayrıştırıcı veya saplı fit canlı. Karbonhidrat özümlemesi yapan kimdir? Üretici canlı olan K canlısıdır. Dolayısıyla C, D ve E şıkları gitti. Hem otçul hem etçil beslenme demiş arkadaşlar. M canlısı bakın hem K'dan oluyor besin hem L'den oluyor. Hem otçul hem etçil olabilir. Dolayısıyla bu M arkadaşlar. Organik madde ayrıştırma N ayrıştırıcı. Otçul beslenmede birinci tüketici olan L olur. Cevabımız bu olur ve geçeriz dördüncü soruya. Bakterinin yaşam döngüsünde aşağıdaki durumlardan hangisi görünmez? Halkasal DNA eşlenmesi. E, bakteriler ikiye basit ikiye bölünmesi. aslında sırasında halkasal DNA'dan eşlerler tabii ki. Sitoplazmalarını gerektiğinde bölerler ikiye bölünürken. Hücre hacmi hücre büyüdükçe artmak zorunda. Bunun bakterisi, ökaryotu, prokaryotu yoktur. Kopyalanan DNA'nın iki yavru hücreye paylaşılması, bakterilerde eşeğe süzüleme vardır. Ve DNA arkadaşlar eşit şekilde iki hücreye aktarılır. İyi ipliği kavramı kimlere özgüdür? İyi ipliği kavramı ökaryotlara özgüdür. Ama bakteriler prokaryottur. Dolayısıyla cevabımız Edirne olur. Geçelim 5. soruya. Derste kalıtım ünitesini işleyen bir öğretmen insanların renk körlüğü karakterinin X kromozomu üzerinde kalıtıldığını ve çekinik bir aler tarafından kontrol edildiğini açıklıyor. Öğrencilerine aşağıdaki bilgileri vererek kendi ailelerinin soy çizip her bir karaktere bireye ait olası genotipleri yazmaları isteniyor. X büyük R sağlıklı olmayı sağlayan alel taşıyan kromozom. X küçük R renk körü taşıyan kromozom. Buna göre farklı öğrencilerin çizmiş olduğu aşağıdaki soy hangisinin olası genotiplerinden bir tanesi yanlış çizilmiştir? arkadaşlar bakalım x küçük r x küçük r babaya x küçük r şey babaya diyorum erkek çocuğa anneden x küçük gitmiş sıkıntı yok ee, kız çocuk anneden x küçük r almış babadan x büyük r almış herhangi problem yok a şıkkında b şıkkına bakalım arkadaşlar x büyük r x büyük r dişi çocuk e, dişi çocuk tek anne anneden erkek çocuğa x büyük gitmesi kesin gerekirken x küçük r gitmiş Dolayısıyla arkadaşlar bu yanlış çizilmiştir. B'de problem var. Bakın X küçük R erkek çocuk ama erkek çocuk X kromozomu anneden alacak. Anne X küçük R yok. Dolayısıyla burada bir problem var. Yani şu çocuğun X büyük R Y olması gerekirdi. Diğerlerine bakalım arkadaşlar. Anneden X küçük R almış erkek çocuk. Problem yok. Dişi ise X büyük R, X büyük R, X küçük R, X büyük R. Herhangi problem yok. Bakalım X küçük R erkek çocuğuna yollamış. Ee, kız çocuğuna da yollamış X küçük R'yi. Babadan da X küçük R gelmiş. Herhangi problem göremedim ben arkadaşlar. Baba, e, erkek çocuk annesinin x büyük r veya x küçük r alabilir. Almış zaten. Babadan x büyük r gelmiş arkadaşlar. Gelebilir. Anneden x büyük r de gelebilir. Bazı durumlarda x küçük r de gelebilir. Cevabımız Bursa. Geçelim diğer sorumuza. Altın soruya geldik. Prokaryot bir bakteri ile ökaryot bir mantar hücresi arasındaki yapısal farklı gözlemlemek isteyen bir öğrencinin bu iki hücrede özelliklerinin hangilerini farklı olarak saptaması beklenmez demiş. Hücre çepenin kimyasal bileşeni bakteride peptidoglikan, mantarda ise arkadaşlar kitindir. Dolayısıyla kimyasal bileşenleri farklıdır arkadaşlar çeperlerin. Hücre bölünme şekline baktığımızda prokaryotik bakterinin hücresi basit ikiye bölünmeyle bölünürken ökaryot bir mantar hücresi ise mitoz bölünmeyle bölünür. Dolayısıyla bu da yine farklıdır. DNA'daki nükleotit çeşidine baktığımızda ikisinde de adenin, guanin, sitozin, timin vardır arkadaşlar. Dolayısıyla nükleotit çeşitleri aynıdır arkadaşlar. DNA'da nükleotit izleyişleri zaten farklı alemlerdeki canlılar otomatik olarak farklıdır. Bırakın farklı alemleri, iki kardeş arasında bile DNA nükleotit izleyişi fark edebilir. Bize farklı olması beklenmediği sorduğu için cevabımız arkadaşlar yalnız 3 olur ve bu döneme de burada bir